Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün oyun odaklı bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sony yeni nesil konsolu PlayStation 5'i satışa sundu. Fakat şu anda ülkemizde satın almak mümkün değil. Nedenini de hemen sizlerle paylaşalım. Malum stok yok arkadaşlar. Aslında sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde stok sıkıntısı mevcut. Amerika'da vesaire hemen hemen bütün elektronik mağazalarda, teknoloji mağazalarında bulmanız mümkün. Fakat söz konusu İstanbul olduğunda ya da Avrupa'nın pek çok ülkesi olduğunda PlayStation 5'e ulaşmak o kadar da kolay değil arkadaşlar. En azından şimdilik. Zira kara borsaya da düştü bu cihaz. Biliyorsunuz normalde 8300 Türk lirası gibi bir fiyattan satılıyordu. Fakat şu anda kara borsada 15.000 liraya kadar PlayStation 5'i listeleyenler var. Lütfen arkadaşlar bu fırsatçılara fırsat vermeyin. Yani almayın. Bekleyin biraz ki zaten birazdan değineceğim bazı konulara. Değişen hiçbir şey yok şimdilik. Ama bu çakallık yapanlara fırsat vermeyin lütfen. Zaten bu yüzden her şeyin fiyatı uçup gidiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriğine. Biliyorsunuz Sony ne yaptı? PlayStation 5 için çıkacak birinci parti oyunlarını PlayStation 4'e de getirdi. Hatta önümüzdeki sene yani 2021 içerisinde çıkacak olan birinci parti oyunlarında PlayStation 4'e geleceği söyleniyor. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde arkadaşlar. Peki PlayStation 4'te oynadığımız yeni nesil oyunların PlayStation 5'ten farkı ne? Şimdi bu videoda sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Spider-Man, Miles Morales ve Sackboy'un oyunları çıktı birinci parti olarak. Sackboy'da zaten arkadaşlar hemen onu belirteyim. Değişen bir şey yok. Yani PlayStation 5'te neyse oyun, PlayStation 4'te de o açıkçası. Çünkü zaten Sackboy'da hani çok böyle grafiksel aman aman bir şeyler yoktu. Dolayısıyla arada değişen hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani o oyunu ha PlayStation 4'te oynamışsın, ha PlayStation 5'te oynamışsın. Öyle çok büyük aman 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 nasıl bir fark bu diyeceğiniz bir şey yok. Peki gelelim Spider-Man Miles Morales'e. Arkadaşlar biliyorsunuz Spider-Man PlayStation 4 için çıkmıştı ve gayet beğenilen bir oyundu. Hemen şunu söyleyelim. Miles Morales tam anlamıyla yeni bir oyun değil. Yani böyle o bu oyun yeni çok güzel bir haritası var süper değişkenler gelmiş vesaire demiyorsunuz. Oyun yine Spider-Man'le aynı haritada geçiyor. Zaten Spider-Man'i oynadıysanız ve şehirde bolca gezdiyseniz bazı yerleri direkt ya bu ne aynı harita diyebilirsiniz. Ama görevler falan farklı olunca yine eğlenceli bir hikaye ortaya çıkmış. Şunu söyleyeceğim sizlere. Spider-Man Miles Morales'i PlayStation 4'te PlayStation 5'te oynadığınız zaman fark eden tek unsur yükleme süreleriyle çözünürlük ve grafik kalitesi arkadaşlar. Burada şunu söylemek mümkün. Bir bilgisayarda oyunu açtığınızı farz edin. Bir low ayarlarda çalıştırın. Yani düşük grafik ayarlarında çalıştırın. Bir de ultra'da çalıştırın. Aradaki çıkan fark iki konsol arasındaki farkı hemen hemen ortaya koyuyor. Yani tabi burada biraz abarttım. Şimdi low'daki kadar da kötü değil PlayStation 4'teki grafikler. Gayet yine güzel günü kurtaran grafiklerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu oyun Insomniac Games tarafından geliştiriliyordu. Insomniac oyunun giriş aşamasında arkadaşlar, oyunun giriş kısmında işte böyle bot detaylarını gösteriyor. Miles Morales'in işte montunda böyle kürk falan filan var. Onları gösteriyor ki hani burada şunu ifade etmek istiyorlar aslında. Diyorlar ki bak bu kürk detaylarını bile biz ne kadar gerçekçi yapabildik PlayStation 5'te. Bota baktığın zaman aynı bot gibi demek istiyorlar. Fakat PlayStation 4'te bunu diyemiyoruz arkadaşlar. Yani bota baktığımız zaman yine böyle bağcıklar şöyle kare kare şekilli geliyor bazı yerlerde. Yine işte şu mesela montun tüyleri dediğim şey burada derinin içerisine giriyor çeşitli. Orada baklar oluyor işte yani. Saçtan maçtan çıkıyor falan. Fakat PlayStation 5'te böyle bir şey söz konusu değil. Ha bunlar çok mu önemli? Değil arkadaşlar. Hani oynanışa da zarar vermiyor. Herhangi bir şeye de zarar vermiyor. Çok böyle aman amanlık şeyler değil. Ama ben sizlere belirtmek istedim. Yani PlayStation 4 ile 5 arasındaki farkı biraz daha burada sizlere söylemek istedim. Bir de yükleme süreleri var arkadaşlar. Miles Morales ile yapımcı Insomniac bol bol hızlı geçiş noktası koymuş. Biliyorsunuz Spider-Man'de o kadar fazla hızlı seyahat noktası yoktu. Burada aslında göstermek istedikleri şey şu. PlayStation 5'in ne kadar hızlı yükleme sürelerine sahip oldu. Biliyorsunuz konsol çıkmadan önce sürekli olarak Spider-Man'in yükleme ekranlarıyla karşılaştırılıyordu. Bu işte PlayStation 4'te 20 saniye bekliyorsun. PlayStation 5'te hiç beklemiyorsun gibi. İşte fark da burada ortaya çıkıyor. PlayStation 5'te o hızlı seyahat noktalarında hiç vakit kaybetmeden diye seyahat ediyorsunuz. Yani ekran kararıyor açılıyor. Fakat PlayStation 4'e geldiğinde bakıyorsunuz işte araya bir animasyon giriyor. Miles Morales metroya binmiş. Metroda gidiyor. Taklamakta atıyor. Millet bunu alkışlıyor falan. Bu tarz animasyonlar yerleştirmişler araya. Yani yükleme ekranlarında da böyle bu tarz beklemeler var.
bu tarz farklar var diyebiliriz. Tabii burada kalkıp da 2 dakika beklemekten bahsetmiyoruz. Ne de 5 saniye, 10 saniye en fazla bilemediniz. 15 saniyelik bir bekleme süresi var arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi yükleme ekranları ve grafikleri bir kenara atarsak zaten arada bir fark yok. Biliyorsunuz Horizon'ın yeni oyunu da yine hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 için gelecek. Bu duyurulmuştu zaten. Ve 2021 yılında çıkması planlanan God of War'ın yeni oyununun da PlayStation 4'e geleceğine dair söylentiler var. Ama doğrulanmış değil. Zaten oyun da daha duyurulmadı. Fakat sadece bu PlayStation 5 sunumlarının birisinin sonunda işte God of War'ın işareti falan çıkmıştı. Oradan biliyoruz. Yani bu tarz söylentiler var arkadaşlar şimdilik. Dolayısıyla şu an PlayStation 5 alamadım diye üzülmeyin. Kaybettiğiniz gerçekten bir şey yok. Ama söylediğim gibi arkadaşlar, kalkıp da konsolun fiyatı 8300 Türk lirası iken sakın ola kara borsadakilere fırsat vermeyin. Bu videomuzda sizlere PlayStation 4 ile PlayStation 5 için çıkan ortak oyunların farklarını anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. How we doing? 10 for generating spectacle, 1 for minimizing destruction. Tomorrow's bugle headline's gonna be a doozy. Worst thing out of this is a bad headline. I'ma count us lucky. JP, I got this. Take it away, Kempo. Whoa, whoa, wait, that's the ball. Help. Hey, whoa, whoa, whoa. Fuck this, Bobby. My fishing on the Volga! That sounds nice! The power over life and death! Oh, baby! Excites me! Let's tonight! Gotcha! Don't care, baby! No. Hey! He's a menace! Too soft. He's a low-energy menace! Too easy. Maybe he's a weak-minded... Oh! Hey, Jonah! Looking back! Very fast! Menace! A feckless, treacherous...